Sevgili izleyenler yeniden merhaba Sokrates GP ile beraber yeniden sizlerle kavuşuyoruz ee, ve Emre Baltoğlu ile birlikteyiz. Emre hoş geldin. Hoş Merhabalar. E, ve kanalımıza. Şey yapıyoruz bakalım. Evet, evet, hoş, evet. Olduk, hoş, olduk. <laughs> hoş geldin. Yiğitez e, tezcanla yollarımızı şimdilik ayırdık. E, kendisine kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Ve Sokrates GP'ye artık Emre ile devam edeceğiz. E, Emre'yi de muhtemelen bu programı izliyorsanız bir Formula 1 takipçisi olarak tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama e, yayınların da devam ediyor. Emre kendin de yayınlar evet, evet. yapıyorsun. E, özellikle YouTube'da. Red Bull'la beraber yaptığınız güzel <laughs> işler var, keyifli işler var. Seni zaman zaman pistlerde, seyahatler <laughs> günlerde görüyoruz nasıl geçiyor hayat Ya şu an gayet güzel Twitch'te banlanmadığım sürelerde gayet <laughs> güzel gidiyor öyle söyleyeyim biraz e, orada fazla üst üste banlanma strike'ım oldu benim de ama onun dışında güzel e, senin de dediğin gibi bir F4 maceramız da oldu orası zaten muhteşemdi hani benim için de tam zaten hayalin gerçek olmasıydı hani sonuçta yıllardan bir sürüş yaptığım bir pist işte zaten Formula 1 malum e, hani oraya ilk piste çıktığımda falan Akıl almaz şeyler vardı yani Şu an güzel gidiyor bir de buradayım Öyle de güzel bir atılım da yapmış oldum Her şey çok iyi şu anda Süper aramıza hoş geldin hoş evet, Tekrar çok da genç bir isim Emre Zaten programda Yayında olmadığımız sürelerde kendisi bana abla diyor <gülüyor> <gülüyor> Öyle mesajlar da atıyor Normal tabii aramızda ciddi bir yaş farkı var Ama yayında bunu yapmıyor Emre'cim Ta Tamamdır <laughs> E bugün de 4 haftalık o yaz arasının ardından Formül 1'in şahane bir geri dönüşü yaptı. Hollanda Grand Prix'sini konuşacağız. Siz de takip ettiniz tahmin ediyorum. Çok da keyifli oldu. Ama hepsinden önce destekçimiz Auto sizlere bahsetmek istiyorum. Yine programımıza Auto katkılarıyla devam edeceğiz sezonun kalan bölümünde de. Auto Shops nakit aracınızı satmak istediğinizde sizin için işleri kolaylaştırıyor. İlan vermek veya evrak işleriyle uğraşmak ...size zor geliyorsa... ...artık endişelenmenize gerek kalmayacak... shops nakit sayesinde. Araç satış işlemlerinizi sizin adınıza hallediyor... ...ve aracınızın değerini... ...aynı gün içinde de hesabınıza aktarıyor. Hemen size en yakın... shops yetkili satıcısına uğrayarak... ...aracınızı siz de kolaylıkla... ...satabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz shops'a ve... ...artık başlangıcı yapalım. Evet. Sohbeti şununla açmak istiyorum Emre. Atletik'te... ...çok güzel bir başlık vardı... Yarışta ardından. demiş ki işte yağmur, kırmızı bayrak kaosu bile Verstappen'i durduramayacaksa <laughs> ne durduracak Allah aşkına diye Allah aşkına da ben ekeyim. <laughs> Herhangi bir şey durdurabilir mi demişler? Sen ne düşünüyorsun? Yani bu defa kolay bir yarış geçirmedi gerçekten Hı -hı. de ama yine kazanarak noktaladı evinde rekor da kırdı ondan da evet, bahsederiz tabii. zaten. Ya aslında şöyle Verstappen için hep şey deniyor. işte Hollanda için mesela geçen sene de sanırım bu konuşuluyordu. İşte bu yarış içinde şey deniyordu. işte arkadan Norris var. Norris arkadan bir çarpsa Verstappen'e de işte diğerlerinden birisi kazansa diye. Ama öyle de olmuyor. Hani muhtemelen Verstappen'i durdurabilecek tek kişi yine kendisi olacak gibi geliyor bana ama. Yani hiç hata yapmıyorlar çünkü. Hani yarış esnasında da bir sekans var zaten. 3-4 tur içinde 10 saniye yaklaşık bir fark kapattı. Hani geri düşse de bir şekilde geri geleceğini de biliyorsun. Yani çok değişik bir paradoksa soktu insanları bence orada. Hani e, alışılmış çaresizliğe doğru sürükledi. Hani bir de üst üste 9 tane alınmış galibiyet de var. Ben çok kolay kolay durdurulabileceğini düşünmüyorum Verstappen'ın evet. ama. Yani biraz iş can sıkıcı noktaya gitti zaten ama yine de senin de dediğin gibi güzel bir geri dönüş oldu bence. Hani yaz arasının böyle bir yarışta açılmış olması bence gayet iyiydi. Çünkü insanların da belli bir noktada kopma tehlikesi var bu sefer iyice evet, spor. Evet. Yani çünkü e, hani sezon akışında zaten araya kadar olan bölümde hani Verstappen ciddi dominasyonuyla beraber araç da uçuyor falan. <laughs> e, böyle hafif dikkatler almıştı. Aslında arkasında fena bir çekişme olmasa da hani bir Aynen. dönem Aston Martin gidiyordu. <laughs> Mercedes toparlıyor mu? McLaren kendini buluyor galiba falan dediğimiz güzel şeyler oluyordu ama ama sonuçta hani kazananın çok net belli olması Aynen. biraz o konsantrasyonu ya da ilgiyi azaltabiliyor. Evet. Yaz arasında da bir şey olmadı. Hani bazen yaz arası olaylı geçer. <laughs> hani söylentiler çıkar. O oraya mı gidecek böyle mi olacak falan. Ferrari'dekiler diyor ki biz kalacağız. <laughs> Hamilton devam ediyor. Hani bir dedikodu bir magazin falan. E yaz arasında böyle biraz hafif geçirdik. Evet, geçen sene mesela Alonso felaket bir şekilde karıştırmıştı evet. yaz arasına. O işte piyasa olayları, piyastrinin evet. Alpinden gidişi, Alonso'nun zaten gidişi bayağı güzel olmuştu olmuştu ama bu sene hiç öyle bir şey de olmadı. Hani işte şey haberini duyduk. Stroll işte tenise mi yönelecek acaba yerine Aslan Martin Eriz'in gelecek diye. O da öyle bir muhabbet ki yani tenis dünyası da hazır bir şekilde Stroll'ü <laughs> bekliyormuş gibi sanki hani bir anda çıkıp Wimbledon'da evet, aynı evet. çeyrek final oynayacakmış gibi bir hava var da. Yani <laughs> olabilir mi ya böyle bir şey acaba? Yani Stroll'ün tenisle olan şeyi nasıl acaba izlemek istiyorum ben. Yani benim de hiçbir fikrim yok ama yani bir şekilde hani orada zengin çocuğu ne olursa olsun bir şekilde tutunacak gibi duruyor orada. Yani motorsporlarını şey, Babası Satın alıyor değil mi bir tane turnuvayı <laughs> <laughs> Olabilir mi vardı evet. Yani oldu, koskoca abi. takım aldı. yani yapılabilir ya strollde öyle ilginç bir kısım var. Hani yavaş yavaş oraya da girmek gerekirse işte Fernando Alonso yine çok iyi bir iş ortaya koyarken Stroll bu sefer evet, yine çok fazla ortalıkta yoktu. Bence gayet olası bir durum. Yani ilk başlarda insanlar şey diyordu. Ben de olarak gösteriyordum. Hani adam sonuçta çocuğu için takım satın aldı. Hani niye evet. böyle bir şey yapsın diye. Ama günün sonunda bir anlamda Yatırımcı. Hani para kazanması ve başarı elde etmesi Tabii. gerekiyor. E, elde de e, alabileceği yetenekli sürücüler de var bakınca. Yani Avustralya kendi haline takılıyor. Hani yaz arasını sağ olsun bir şenlendirdi minik Öyle birkaç tane post çıkıldı ama onun dışında yaz arası da çok sessiz sakin geçti. Çok yani sadece işte tekne görselleri, denize atlamalar evet. falan öyle şeyler gördüm. Bir de Hamilton'ın işte bir Kapadok Türkiye tatili. Şey. Evet Kapadokya. <laughs> Bak nasıl heyecanlı. Şey ya bizim bundan nasıl haberimiz oldu? <laughs> <laughs> ben çok üzüldüm bir de arkadaşımın da abisi o sıralarda tam böyle kapadokya gitmişti ama kesin kalmamıştır böyle... Uçağından tık bırakılmıştır. Balonuna çıkmıştır. İşte oralarda biraz takıl bir yemeğe dönmüştür gibi. Ee, şey olmuş sanırım. Bir gelmiş, birkaç gün takılmış. 15'inde ayrılmış bu arada. Yani Kapadokya'da bir hafta, da evet. mı birkaç gün takılmış? Ben evet. başka yerde diye duydum. Kap Kapadokya diye duydum. Sonra Bodrum bir yapmış. Ha, evet. Ama Kapadokya'dan 15'inde ayrılmış. Ben onun bilgisini <laughs> aldım. Ya Bu arada şey çok tuhaf oluyor. 2020 İstanbul Park zamanında mesela... E, yarışın yapılacağını 3 ay öncesinden... O oralarda çalışan bir takipçim bana söylemişti. Aa. Böyle böyle işte e, çok büyük bir şey var ne derler ona rezervasyon hazırlık. var aynen hazırlık var çok fazla rezervasyon yapıldı işte yarış geliyor Formula 1'den yetkililer geldi vesaire diye öyle bir önden bilgi uçurmuşlardı o Kapadokya... o zaman bundan sonra sendeyim <gülüyor> <gülüyor> önden haberleri aldık Vallahi almıştım. Lewis Hamilton Shakira bilgisinde bu arada e, İspanya İspanya'da onlar bir date e çıkmışlardı evet evet onlara şöyle ilginç bir durum oldu e, geçen sene Macaristan'da macerasına birlikte gittiğim bir arkadaşım var Anıl diye. Ee, o da bu sefer İspanya yarışına gitmişti. İspanya yarışında sonra böyle bir 7-8 Türk Arda Turan Bankı'na gidiyorlar Barcelona'da. <gülüyor> <gülüyor> ya orası artık harbiden böyle ziyaret etmenin yer oldu. Anıt oldu direkt olarak. Türk turistlerin uğrak <laughs> evet evet. Ya yani üstüne beni direkt şey yaptı böyle yazdı bir emredildi müsait bir sonra patlı aradı. Dedi işte böyle böyle Hamilton'a Shakira'yı gördüm az önce arabadan indiler. İşte date'e gittiler falan el ele gittiler dedi. Dedim Allah Allah. El ele Allah. mi gitmişler evet, oraya? Evet bu infoyu da verdi. <laughs> Daha yeni atlatıyorum bunu <laughs> Sonra... Ee, ben de dedim emin misin bak hani fotoğraf atabiliyorsan at bilmem ne bankın fotoğrafını at dedi bak bunun karşısını çekemiyorum bodyguardlar var indirirler beni dedi hani baya çünkü tabii sıkıntı tabii. yaşamışlar o esnada bir de ee, kepenkleri mepenkleri indirmişler zaten onları orada bekleyince ben bunu twitter'da paylaştım dedim böyle böyle işte Louis Hamilton'la Shakira şuradaki Arda Turan bankının karşısındaki sushi'ci de date'e çıkmışlar falan diye baya Shakira fanbeysi çökmüştü zaten üstüme bu gerçekmiş yalan söylüyorsun bilmem ne Allah'tan bir saat sonra fotoğrafları düştü. Ya. Oradan bir kurtarmıştım. Bundan sonra sen değil mi? Acar magazin <laughs> gazetecisi çıktı. Emre ya iyi ki gelmişsin bu program. <laughs> Hiç hesapta yoktu diye böyle bir şey ama ben de anlamadım. Müthiş oraya, bir oraya anlaşma gündü. yaptığımızı evet. işte şimdi anladım. <laughs> bundan sonra haberleri senden alacağız. Ama önce lütfen Twitter'dan önce artık Sokya Test GP'den veriyorsun evet, haberleri. Evet tamamdır. Bu program artık böyle bir özelliği var. <gülüyor> <gülüyor> haberleri magazin ilk sert. önce magazin haberlerini pisteler bizden alabilirsiniz. <laughs> Güzel bir giriş oldu. Ee, biraz e, yarıştan da bahsedelim. <laughs> Gözlerimden de yaşaktım. <laughs> Hem Mutin Şakir'e deyince böyle oluyor ben duygulanıyorum Ya. Neyse ki Jimmy Butler falan derken Şakir'e yani galiba bir hızla yön arası, değiştirdi. Evet. Oluyor böyle şer, ünlüler cam yani. Hızlı. Pis Bizim sıradan kadar. hayatlarımıza hiç benzemiyor. <laughs> Yarışla ilgili böyle genel hani parçalar halinde düşünürsek en yani sıkıcı değildi işte eğlenceli hı hı. falan neden öyle oldu? Yani daha böyle yarış başlar başlamaz gerçekten de tanrı devreye girdi. <laughs> bir yanda yağmurun abi. şiddeti çok arttı. E orada zaten işte pit stratejileriyle beraber bir hikaye izledik. Hı hı. Sonra pist kurumaya başladı ayrı bir hikaye oldu. E sonra tam böyle bitime doğru ya galiba akıyor böyle derken tekrar yağmur devreye girdi. E bu da böyle yarışı parçalara böldü böyle sanki bir dizi sezonu evet, gibi evet, evet. E, yarışın içinde de <laughs> e, biraz açılıştan alalım istersen bir performanslara da geçmeden önce e, o yağmurla beraber e, hemen pitler başlarken mesela Perez'le birlikte e, neler düşünüyordun sen de izlerken <laughs> ya başlangıçta hani hiç hesap da yoktu. bir anda işte Verstappen acaba Norris geçebilecek mi böyle bir gösterdi kendini Alonso çok güzel bir atak evet. yaptı üçüncü virajda ikisini birden geçti. Hani dedim herhalde deresi açılana kadar biraz daha böyle işte farkı Alır, Verstappen yani bir buçuk iki saniye yapar herhalde öyle devam eder gerisine odaklanırız diyordum. Son sektör ama baya şok etti. Yani o, o yağmuru yani tam ilk başta bir yağmur damlaları vardı ama son sektördeki yağmur şok etti çünkü spray mi spray veriyordu. O kadar evet. baya yağmış evet, şakırdamış evet. ve aradan sadece hani bir buçuk dakika bile ya geçti ya geçmedi yani bakınca startla birlikte. Ee, ama yani devamında en şok edici şeylerden bir tanesi hani her ne kadar aslında şok edecek bir haber değeri olmasa da Ferrari'nin lastik çıkaramaması oldu. Nasıl olur? Evet. Yapmazlar yani... hiç öyle işte. <laughs> ya bir de yağmur ihtimali de çok yüksekti yani yarış öncesinde. Böyle bir şeye de hani hafiften bir tetikte olursun. Perez'e mesela o kadar büyük bir vakit kaybı yaşanmadı işte Red Bull'da. Daha çok onlarda böyle Trafiğe aracı salarken sıkıntı yaşadılar evet. ama yani geldiler bekliyorlardı dışarıda lastikler yoktu bu sefer mekanikerlerden. Hani yine Ferrari bir şekilde sahne çalmayı başardı bence orada onca ya geçiş Ya Artık o diyalog şeyini anlayamıyorum yani orada da bulunduk az çok yani <laughs> şey de tahmin edebiliyoruz. Tabii ki bütün telsiz konuşmalarından falan haberdar değiliz de hani böyle hafif yağmurla zaten start alındığı da belli. Böyle bir şey döneceği aynen. belli falan ne oluyor da bu oluyor hani nasıl önüne geçilemiyor o kısa bir an tabii ki kısa evet. bir süreç yani bir iki dakikalık şeyler hepsi maksimum ama ya neden yine... hep Ferrari'de oluyor <laughs> ya <yani? gülüyor> İşte evet hani tamam mesela Tar da benzer tonlara evet. düşmüş ama yine 10 saniyede... o civarlarda değil yani çok Hı -hı. yüksek seviyelerde olmuyor ya orada lökler şey dedi sanırım ...hani işte ben sonlarda söylemiştim takım'a işte pite doğru gelirken... biraz geç mesaj verdim falan diye de Evet ya yine de takım operasyonel açıdan hani Hazırlıklı yağmur riske, olabilir evet, buna bu kadar yüksekken yani diğer takımlardan niye bu kadarını görmedik dedirtiyor. yani diğerlerinde de benzer şey olsa o kadar e, bir sekme olsa da tamam diyeceğim ama o, o kadarı da olmadı. Yani evet. yine dediğim gibi rol çaldılar orada bence. Çünkü ilk iki üç turda çok fazla geçiş oldu. Bir biri geçti, bir diğeri geçti. işte Yağmur lastiği takanlar Perez yükseliyordu bir şekilde. Ya yani tam bir kaos varken sağ olsunlar. <laughs> Ferrari yine yaptı şu oldu. Takım olarak devreye girdiler evet. bu defa. Ee, yani ilk turda o Radapite girmeyenler de biraz kaybedenler oldu gibi evet, yani. E, Albon'u belki ayırmak Hı -hı. lazım oradan ama işte sonra da yarışın akışı beraber o da 44 tur Aynı 43 e, 44 tur o Yumuşak kaldı. lastikle kaldı, devam etti o da. E onun da zaten albom performansıyla da konuşuruz <laughs> ama e, biraz yani buradan başladığımız için e, çok böyle yarış akışını kronoloji konuşmak da mümkündü yani çünkü orada hı hı. olan şeyler kimilerinin yarışın kaderinin Tabii. çizilmesine sebep oldu. Mercedes de bit mesela bunlardan Bayağı. biri ve biter bitmez de yarış hemen çok sert açıklamalarda geldi. <laughs> Russell dedi ki ne olduğunu anlamadım böyle şey mi olur dedi. Hamilton dedi ki bu olmasaydı yani iki versapeni zorlardık ikincilik için hı hı. yarışırdık dedi. Toto Wolff de dedi ki bu hepimizin suçudur. <laughs> ...kasastrofik kararlar <laughs> verdik... ...bugün diye. Onların genel akışını nasıl yorumluyorsun? Mercedes... ...orada bir de şey de oldu. Hani aslında güç dengesi olarak... ...bakınca herkes ne diye bakıyordu. İşte McLaren çok güzel bir sıralama geçirdi. Evet. Muhtemelen işte Lando... ...arkasında olacak. İşte Mercedes orayı... ...tamamlar mı, tamamlayamaz mı falan derken... ...hani ilk o stratejik kararlarda... ...çok keskin bir fark ortaya çıktı aslında. Ya pite gireceksin ya hiç girmeyeceksin. Albonla Piasri'nin yaptığı <laughs> gibi. Ama Mercedes orada çok kötü batırdı. Hani bir aldılar pite çok geç aldılar sonra gittiler sert lastiklere geçiş yaptılar bir de Russell'da. Herkes soft hatırlarken evet, evet. Russell sertlerle tutunmaya çalışıyordu. Başlı başına facia aslında bakınca. Ve Mercedes'in bu akıl tutulmaları 2021'de biraz daha göstermişti kendi mesela. Hani biraz daha Red Bull onları zorlamaya başlayınca evet. hata yapma olayları çok artmıştı. Sonra yavaş yavaş e, bu biraz da aslında risk almaları gereken duruma gelince. Mesela Red Bull'un İlk işte bu turbo hibrit çağın 17-18 zamanlarında ekstra risk alması gerektiği noktalara gelince çünkü başka türlü evet. yarış kazanamıyorsun. Mercedes daha da patır patır dökülmeye başladı. Özellikle Twitter'da da zaten Hamilton fanları tam böyle evet. çarmıha geriyorlar hepsi <laughs> Mercedes garajını komple. Ama e, ya Mercedes'te biraz şu da var bence. Bu domine etkisinden sonra, dominasyon etkisinden sonra önce araç konusu çok fazla Hamilton'ı hmm. dinleme yoluna gitmediler. Biz zaten biliyoruza girdiler. <laughs> E, strateji tarafında da iyice eksik kalmaya başladıklarını şu an çok göz önüne alamıyorlar mı? Hoş Otobof sürekli söylüyor zaten şöyle eksik yaptık böyle hatalıyız evet, doğru evet. diyor ama ya bence çok, çok aksiyon alınmıyor gibi. Yani, daha iyi yapabileceğimiz bir yerde böyle bitmesinden <laughs> dolayı e, ayıflanıyoruz diyor haliyle ayıflanırsın. <laughs> Çünkü yani yarışın kaderinde çok fazla etkisi oldu evet. pit stratejilerinin. Yani her zaman önemli ama bu yarışta bütün senaryoyu bunlar çizdi aslında. Kaldı ki Hamilton'ın temposu da iyiydi aslında. Evet. Hani ona yazık oldu bence. Çünkü önceki yarışlarla kıyaslayınca hani belki işte Avusturya'da ondan önceki yarışlarda belki çok hayıflanılmazdı ama yani bu yarış özelinde bence Hamilton da araçla beraber biraz daha bir bütün olmuş gibi gözüküyordu. Evet. Hani yarış sonunda çünkü yine kendisini fena olmayan bir yere atmayı başardı o kadar gerilerdeyken. Ama Mercedes'in bu e, pit stop stratejileri bence son özellikle iki senede biraz daha düzenli olmaya başladı. O işte kaybeden tarafa geçtikten sonra bahsettiğim gibi Red Bull o hep Ricardo ile bir risk alıyordu mesela. İşte ne bileyim 2018 Çin'de mesela yaşanmıştı o. Diğerleri pite gelmezken onlar pite geldi yarışı kazandılar. Hep böyle öne atılım yapıyorlardı. Mercedes'in o atılım yapması gereken noktada bir türlü yakalayamıyorlar. Acaba bir özgüven sorunu ya da işte araca daha çok güvendiğinizde mi... Ee, daha çok risk alabiliyorsunuz bu siz kararları verirken. Sanırım evet Mercedes'te biraz bence onun şeyi var, laneti var gibi üstlerinde. Yani e, çok güvendiğinizde aracınıza zaten risk alabiliyorsunuz Hı -hı. ya da hani kaybedecek çok bir şeyiniz yokken de risk alabiliyorsunuz ama böyle arada kaldığınızda herhalde e, çok üzerine düşünürken daha çok yanlış <laughs> evet. karar veriliyor. Yani oversharing'den sonra <laughs> daha da batırma durumu <laughs> <laughs> muhtemelen. Yani Mercedes'in e, o noktada ben hani bir de şey de şaşırıyorum. Hani Toto sürekli olarak zaten söyle evet işte doğru söylüyorsun Lewis batırdık işte düzelteceğiz <laughs> vesaire ama son iki seneden beri çok çok ekstra bence göze görülürde bir değişim yok. En azından bu tarafta strateji tarafında. Evet. Ee, şimdi stratejiden de bahsettik. Hani ilk girenlerden zaten Perez olduğunu söyledik. Ve kendini acayip de iyi bir noktada buldu evet. onun ardından. Ee, ya yani o da Perez de kendisi girmek istemiş. O açıdan herhalde ilk pit için konuşabiliriz. Çünkü Hı -hı. sonraki e, kısımda Fersitapen'i evet, önce undercut aldılar. Kaldı. Undercut için. Ee, onu da ayrıca konuşuruz ama... ...biraz Perez performansıyla beraber bence Fersitapen'e bağlanın Nasıl buldun... Perez'in performansını. <laughs> belki biraz hafta sonu geneliyle de mi düşünmek lazım bilmiyorum. E, sıralama turlarında önemli bir fark yedi çünkü. E, çok sağlam fark yedi. E, yine. Çok sağlam fark yedi. E, ama yarış e, başlangıcı olarak çok belki beklenen ötesinde bir yerde bulabildi kendini. <laughs> Orada evet yani ilk baştaki o kaos aslında Perez'in böyle evet. tam olarak her şeyden sıyrılıp direkt ön tarafa belki de hani galibiyet alabilir miyim noktasına getirdi kendisini ama yani sıralamada bir buçuk saniye yakın bir fark vardı neredeyse Verstappen'le arasında. Korkunç bir fark bakınca. Acayip. Evet yani ve yarışta da bu sefer hani bir piyango geldi erkenden pitini yaptı. E, öne de geçti Verstappen bir de çünkü arka tarafta diğerlerine geçmeye çalıştı o. Geç pit stop dezavantajıyla beraber ama yani yarış temposu çok kötüydü Perez'in bakınca. Evet. Çünkü yani şimdi kıyaslıyorsun Verstappen'le. Verstappen'den de yavaş kalıyor belirli noktada. E, yarışın devamında bu sefer gaz ile farkı açamadı. E, Orada da bu sefer problem yaşadı. Yani tamam, Verstappen'e karşı var Verstappen. İnsan iyice 33 yapabilecek bir şey yok. Ama diğerlerine karşı da grid'in geri kalanına karşı da bir üstünü kurmakta zorlanıyor biraz. Evet, bu sene çok sıkıntı yaşıyor gerçekten. Helmut çok Marco iyi başlamıştı da bir de. çok da. gidiyor. Evet. Ee, Orada bu arada Helmut Marko ile Horner biraz daha iyi polis, kötü polis oynuyor. bayağı net tam bir şey şekilde. Tamam, aynı söyleyecektim. E, çünkü e, Horner'ın açıklamanı da unutmayayım diye de not aldım. E, yani karşıdaki barometre çok yüksek olduğunda onunla karşılaştırmak hı hı. biraz hani kolay görünüyor ama biraz da hani doğru değil gibisinden söylemiş. <laughs> Ferstapen'in çünkü çok başka bir noktada olduğunu söylüyor ama 2024'te bizim sürücümüz olacak diyor. biraz yani bir taraf çok sıkıştırıyor. Evet. bunların içinde tabii ki hani hem performansından daha üst düzey bir Hani seviye almak hı hı. için de yapılıyor olabilir sonuçta kontrat görüşmeler için de olabilir bunların hepsinde o kötü polise ihtiyaç <laughs> var bir de herhalde çok da yıldırıp kaçırmama şeyinden iyi polise de ihtiyaç e var. Tabii çünkü elde bir de şey de yok hani bakınca gidebilecekleri bir alternatif de yok evet. yani biz Red Bull'dan son senelerde hep ne gördük çünkü Perez'e kadar işte alttan Alfa de iyice pişip oraya getirilenleri gördük ama ile Alvan öyle bir <laughs> yediler ki. Devamında bu sefer elde kaynak da çok fazla kalmadı. E, alttan gelen ciddi bir potansiyel de yok. Yani Perez bir yandan evet sıralamalarda bu sene özellikle ortalarına doğru çok kötü olmaya başladı. E, yarışta bir şekilde ama podyumu atıyor kendi ikinci alıyor. Takımlar şampiyonası da takımı da rahata alıyor. Hani o yüzden Red Bull bir yandan muhtemelen evet Verstappen hükümranlı olarak görülüyor ama Verstappen'in de çok arkasında hani çok boş kalmamasını istiyorlar tahminimce doğal olarak. Ee, Perez'in de bir yandan çok ya çok ince bir dengeleri var onların evet. aslında ve bence Marko ile Horner bunu iyi şekilde sağlıyor. Genellikle Marko'ya çok fazla sallanıyor sosyal medyada. Ya işte ilaçlarını al artık falan diye ama <gülüyor> <gülüyor> O her şeyi hala bilinçli yapıyor evet, diyorsun Evet evet yani çok net o çok net belli. Yani normal şartlarda çünkü Marko gibi bir adamın onu düşünmeyeceğini biliyorsun. Ama o şart gereği politika yapıyor. Evet. Yani çok çok saçma sapan gelebilecek yorumları da yapıyor maalesef <laughs> evet, yani. Evet tabii. Bu Undercut için ne düşünüyorsun? Diğer bölümdeki tekrar Pita bu defa Verstappen'i evet. önce almaları. Undercut da sanırım Alonso'nun ağırlığına düşecek diye biraz Öyle da Verstappen'i bir almak istiyorlar. Evet. O yüzden böyle değerlendirdik evet. dedi. Christian. Ama orada bence biraz Perez'in temposundan kaynaklı onu aldılar. Çünkü Perez'i o ilk bölümden sonra Perez erken Pita alsalar Verstappen yerine çok bir şey kazanamayacaklardı. Yarışın devamında muhtemelen yine Verstappen geçecekti kendisini ama. Yani aslında Verstappen yerine Perez, Perez'in yerine Verstappen olsaydı bu yapılmaz mıydı sence? Yani gibi. Bu, bu, tempolardan kaynaklı biraz sıkıntı. Yani yarışı bence Perez güçlü geçirseydi onu biraz daha bir ihtimal yani çok ihtimal yüksek değil gibi ama bundan yani en azından yüzde, daha yüksek olurdu. <laughs> yüzde bir falan. <gülüyor> <gülüyor> ama orada bence Perez'in yani yarışta o başta da söylediğimiz gibi bir sekansı var. Yani Joe'yu geçtikten sonra sanırım önü boşaldıktan sonra Verstappen bir anda vitesi deli gibi arttırdı. Yani viraj başına böyle yarım saniyeler falan almaya başladı. Yani birkaç tur içerisinde 9-10 saniye fark kapatmak korkunç bir şey bakınca. Evet. Yani normal şartlarda ne beklersin? İşte 0.2 kapatır tur başına, 0.4 kapatır tur başına, 4.2 falan kapattı. Yani böyle bir korkunçluğu da vardı Verstappen'in. Ha tabii Verstappen'in Genelde bu işte pitten çıkışlarda lastiği hazırlaması gereken turlarda zaten iyiliği herkesin malumu çok iyi noktada. Hani Horner'ın dediği gibi başa çıkabilme potansiyeliniz de çok az. Hani sene başına belli bir noktada getirdi Perez bunu. Devamında artık mental olarak da mı düştü, ne oldu, o baskı altında mevzul, bir şeyler oldu orada ama ee, yani Verstappen varken orada direksiyonda arkadan bu şekilde yaldır yaldır da geliyorken yani onu alırsın. Andır evet. katta doğal olarak. <laughs> Senden güzel takım patronu olur ben anladım. <laughs> ben yazık ya, Bu çocuğu almayalım şimdi. Düperezi şey yapalım. Ya derinle. yayınlarda F1 menajerle <laughs> yapıyoruz bir şeyler ama benim de bazen batırdım oluyor <laughs> Sallarken Onları bazen yedirdi. diyorum aa böyleymiş. O zor ya yani. çok evet. zor işler valla. <laughs> e madem öyle artık gecikmeden Fersi e, daha fazla konuşalım. <laughs> e, çünkü önemli de bir e, rekoru egale etti. E, Fethel'in 9 yarış üst üstü evet. üste kazanma rekorunu yakalamış oldu. E, geçmesi de belki an meselesi. Ya yani muhtemelen evet. E, her an her şey olabilir artık öyle hissettiriyor. <laughs> Atletik'teki başlıkta da olduğu gibi yani kaoslar, kırmızı bayraklar, yağmurlar falan da durduramayacaksa zaten ne <laughs> Durduracak. Yani çok ekstra bir e, yarış olayı başına gelmezse zaten Mekanik kazanıyor arası, yani falan, evet bir şey olması lazım. E, sezon başından bu yana sadece iki yarış var e, zafer alamadı. Hı hı. Onlarda da zaten ikinci oluyor yani, yani gerçekten <laughs> böyle bir sezon konuşmak e, çok acayip. E, Böyle bir hani kendisiyle ilgili konuşmalardaki rekabet de yerini artık tamamen övgüye bırakmış durumda. Evet. Hani herkes yine performansını övüyordu, güzel şeyler söylüyordu ama hep böyle bir rekabet ses tonunda herkesin hissediyorduk. Aynen. Şimdi artık ondan tamamen kopuldu ve sadece Verstappen övmeye döndü. Mesela Alonso da bunlardan bir tanesi yarış sonrası yine hemen Verstappen övüyor. Gerçekten çünkü çıktığı seviye biraz artık şey korkutucu evet. evet ve hani daha bakınca yaşı da genç. Hani uzun süreden bir gridde ama yaşı da genç. Verstappen'le hani alakalı biraz şey var. Hani bir tık kazanan eksisi mi diyeyim? Hani mesela çok iyi bir performans ortaya koyuyor ama üst üste 9. yarışı kazanmış. Günü sürücüsü oylaması mesela insanlar çok da verisi gelmiyor ona böyle evet. oylama. İşte arkadan Perez 10. başlamış, ikinci bitirmiş. Aa Perez'e vereyim oluyor. Niye en yükseldi? Ama halbuki hani gridin en iyi aracıyla orada olmaması lazım normal şartlarda. Ya Verstappen'in geldiği olgunluk seviyesi beni de korkutuyor. Çünkü <laughs> 2017 18'de mesela izlerken Ferrari'lerle sürekli bir arkadan dalış, Hı -hı. işte frenlemede ani yön değiştirmeler bilmem ne. Hani hep Şimdi çok olgun. Evet. Yani hem hep çok yani saf yetenek kısmı Hı -hı. hep çok Hı -hı. Evet, evet, başka evet, bir seviyedeydi evet, ama aynen. hepsini birleştirdi yani komple bir pakete dönüşmüştür. Ya o zaman bir de en çok konuşulan şey de oydu. Hani tamam bu çocuk hız hızlı ama hep birilerine hani işte Ferrari'lere esprilerine demeyeyim. Hep bir sıkıntı yaşıyor onlarla diye. Yani o çok konuşulan mevzulardan bir tanesiydi. Ama özellikle 2020'de mesela bence çok net bir seviye atladı Verstappen. Çünkü 2020'de bakınca e, Red Bull'un da söylemine göre aracın gelişim yönü yanlışa gitmiş belli bir noktada. Bunu sezonun ortasına fark ediyorlar. Tekrardan oradan dönmeye çalışıyorlar. 2020'de mesela o araçla beraber Mercedes'lerden o kadar domine Mercedes'lerden galibiyetler çalmayı başardı. 2021'e geldik bu sefer Titan'la savaştı aslında bakınca evet. Hamilton'la. Ve Hamilton'a o dönem için sanırım öyle bir şey söylen söyleniyordu diye hatırlıyorum. İşte hani Hamilton olan mücadelesinden hep bir şeyler öğreniyordu. Evet, Birbirlerinden evet. hatta bir şeyler öğreniyor diye. Çünkü birbirlerinin tam antitezi gibiydiler. Hamilton'la Verstappen birbirlerinin panzehri gibiydi. Oradan da çıktı yani 22'de zaten bambaşka bir noktadaydı. 22'deki sürüş olgunluğu da bence hani Ferrari zaten kendi kendini imha etti ama... ...hani o seneki şampiyonluğunda da çok büyük bir katkı sağladı 2021. Ee, ve günümüze geldiğimiz zaman da artık Fersapen'le alakalı diyecek bir şey diyemiyoruz. Evet. Yani, Araç da aslında oldu kendi hani vücudun bir parçası gibi görünüyor. Evet. Yani araçta çok... Komplike bir ilişkileri var belli ki ama güzel anlamda bunu söylüyorum. <laughs> e, bu şey muhabbeti çok konuşuldu. E... Ama böyle tam hani cümleler üzerinden bakacak olursak bu Azerbaycan yarışının ne hı, kadar kritik evet, bir yarış evet. oldu. Evet de orayı kazanamadım ama ben orada çok şey kazandım diye bunu bayağı detaylı anlatıyor okuyabilirsiniz siz de sözleri ama hani biz şurasını konuşabiliriz. Aslında o yarışta araçla ilgili bir şeyler, e, ayarlarla ilgili bir şeyler denemeye başlamış. Belki orayı kazanamadım ama o zaman hissetmeye başladım. Yani o ayarlarla beraber hı hı. dengesiz bir araç oldu o gün. E, ama ne gibi bir ritim yakalayabileceğimi, nerede ne yapabileceğimi anlamaya başladım diyor Öyle bir kırılma ki o işte ondan sonraki üst üste dokuz yarış kazanma sürecinde oranda da oradaki ayarlarmış aslında yani araçla denediği şeyler. Ee, orada kurduğu bağ bambaşka yani Batman ve hani aracı <laughs> gibi görünüyor şu anda. Biraz da şeye benziyor. Geçen sene mesela şey futboldan olarak Galatasaray Raşitsa tandemini koyana kadar bizim bayağı dalgalı gidiyordu takım sonra bir anda seriye bağlamışlardı. Hani o Verstappen'in e mesela Azerbaycan'a Red Bull bir güncelleme paketi de getirmişti. Hep şey deniyordu işte bu güncelleme paketi Red Bull'a 0405 kazandıracak belki de deniyordu. O hafta sonu hiçbir şey çıkmayınca özellikle Verstappen biraz daha geri kalınca bayağı soru işareti bırakmıştı ama senin de dediğin gibi yani orada yaptıkları denemeler çünkü bir de sprintlerde de genelde sıkıntı yaşıyordu Red Bull. Geçen evet. sene de böyle ayar bulma hani konusunda evet biraz daha kolay araçları var ama hazırlanma süreci ne kadar kısa olursa biraz sendeliyorlardı. Geçen sene o yüzden Avusturya felaket kötü geçmişti onlar için. Ferrari, Lokter sürekli geçip geçip <laughs> duruyordu beni <Open> ama <laughs> e, bu sene hani bir galibiyet verip belki de aslında bakınca Verstappen karşılığında üst üste 8-9 tane birden galibiyet almış oldu. Hani insanlar bakınca biraz hani diğer sporlarla da hani mental açıdan özellikle Verstappen'in bu yaşadıkları işte Perez'e bu yapılanlar e, farklı karşılamaya çalışsalardı insanlar ya böyle şey yapılır mı diye. Belli bir noktada bazı şeylerden feragat edip yeri geldiğinde ikinci pilot yeri geldiğinde galibiyet demek ki buralara atmak gerekiyor evet. biraz yani evet. getirisi büyük oluyor sonunda evet, ama. Evet. Ee, yani bir de aracı öyle hissetmeden onunla o bağı kurmadan İyi performans alabileceğiniz e, bir spor değil gerçekten. Hissetmen gerekiyor. Geçen sene Hamilton hani belini zıp zıpa dönmüştü adam evet. arabanın içinde sürekli olarak. Hem rahat da hissetmiyordu. E, kronik sıkıntılı araç da evet, vardı. Evet evet. Bu senin başlarında depondan evet. sızlanıyordu ya hani e, bir plug -in in olamıyorum diye. Evet, diye. Evet. E, gerçekten bu sporda böyle bir spor işte. <laughs> Sonra <laughs> Ferz onu toparlamak gerekirse hani Maxi Sene boyu hep böyle, geçen sene de bir noktada böyleydi. Hani konuşacak bir şey bulamıyorsun artık maalesef. Çünkü hani kazanıyor, kusursuz bir şekilde kazanıyor, Grand Slam yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Hani günün sonunda diyecek bir şeyin olmuyor. Yani e, çünkü bu adam işte 14. sıradan başladığında da ne bileyim iddia oranları gidiyor bir buçuk falan veriyor adam. Hani net bir şekilde bakıyorsun. Nereden başlarsa başlasın çünkü Fersepen'e o rahatlığı veriyor sana kazanacağını. Yarışın canım. yine de favorisi hep yani. Aynen öyle hep öyle kalıyor yani bir gizli favori olmasına bile e, müsaade etmiyor. O gizli favori de kendisi oluyor bir şekilde değişken <laughs> koşullarda da. <laughs> Doğru. E, o zaman biz de oyların toplandığı isme doğru gidelim. Verstappen'i <laughs> kanıksayan e, halkımız e, Alonso'yu günün sürücüsü evet. e, seçti. Onu zaten az önce bir ufak bahsettin e, ilk turdaki e, müthiş <laughs> çıkışından. Oradan alarak bir günün performans yorumu alalım Alonso ile ilgili. Evet, Alonso'nun aslında onlarda da aslında ciddi düşüş vardı evet. bakınca. Hani hem onların düşüşü hem McLaren'le birlikte Mercedes'in biraz daha parlaması, işte Alpin biraz daha böyle bir baş göstermişti. Aston'da gelen yanlış güncellemeler efendime söyleyeyim devamında bir türlü o istedikleri sene başındaki tatlı noktayı bulamamaları çok sıkıntıya sokmuştu ama Alonso hani 5'ten başladı ona rağmen çok iyi start aldı. Yani o 3. virajda zaten geçen sene de mesela 2001'de pardon pilotlar ilk piste çıktıklarında çizgi bulmakta zorlanırken mesela hep şey deniyordu işte Fernando direkt olarak piste çıktığı gibi o ideal noktayı bir iki tur içinde buldu diye. Yani iki, önündeki iki rakibi de dışarıdan savrulurken içeriden bir anda geldi geçti. Yarışın devamında da aynı şekilde bir geçiş daha vardı sanırım. Hani Fernando'nun e, aracının zaten ...podium basamağı için 0-2 geride olsa bile bir şekilde orada olabileceğini biliyorsun. Orayı, orası için savaşabileceğini de biliyorsun. E, o yüzden senenin devamı için ama bence bu sonuçlar onların kritikti. Evet yarış koşulları biraz böyle değişikti ama yarışın başında da göstermişti oralarda kalabileceğini. Bir de pit stopları da var onların da bir yavaş evet. bu sol ön lastiğin takılamaması <laughs> aslında onda da gördük onu. Ona rağmen podyumu kurtarabilmeleri bence çok kritikti. Çünkü senenin devamı belirli bir noktada onlar için de yani çok iyi başlamışken biraz yıkımla da sonuçlanabilir. Evet. Özellikle takımlar biraz şampiyonası için de. Evet evet hala sıkıntı yaşama ihtimalleri çok var. Hani bakınca sezonun ikinci yarısındayız ama çok fazla yarış var. Hala çok fazla yarış var. Yani o yüzden yani 45 yarış var takvimde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bitmiyor yani gerçekten. Ve Serhan abi demişti de ona önümüzdeki 14 hafta 13 yarış 10 yani değişik bir şey vardı. Hani önümüzdeki 2-3 ayda çok sık bir takvimimiz var. Şimdi zaten hemen Monza var. Evet. Ee, bu hafta sonu. Sonra bir kıta değişikliği olduğu için Singapura bir boşluk gidiyoruz. var Singapur. Sonra ee, uzak doğu başlıyor. Bu bir sefer. sonraki hafta Singapur, Japonya bunlar arka arkaya. Sonra Katar var. Sonra yine kıta değişikliği olduğu için orada yine bir iki hafta boşluk var. Birleşik Devletler, Meksika, onlar arka arkaya. Sonra hemen arkasına São Paulo var. Sonra bir hafta boşluk var. Kapağış. Vegas, Abu Dhabi arka arkaya. <laughs> Gerçekten acayip. Ya o takvimde de işte yani hep Aston'la alakalı konuşulan şey şuydu. Hani bu kadar salınmışken acaba önümüzdeki seneye odaklanırlar mı diye ama hala takımlar şampiyonası için rekabet etmeleri gereken bir durum var. Çünkü Stroll'dan bu sefer destek alamıyorsun. Evet. Fernando Alonso bir şekilde yırtınıyor. Podium'un ikinci basamağını alıyor. Lance Stroll hep arkalarda sürünüyor. Bu sefer Aston'a da hani para açısından da aslında eksi yazıyor. Tam rüzgar tüneli kullanımı olarak avantajları ne olacak biraz daha geri basamak ama bu sefer maddi açıdan da ciddi bir kazanımdan mahrum olma şansı var. Fernando Alonso ile alakalı bu arada çok konuşulan şey var artık. Hani son herhalde 1 iki senesi kaldı emekli olur diye ama ya hiç öyle de görünmüyor ki yani. Evet hiç öyle yani. gözükmüyor ya. Yani kaç yaşına giderse gitsin 46 da olsa 47 de olsa bir şekilde devam edecek e, bir, gibi görünüyor, evet. bir vibe veriyor. E, aynı ben gibi yani yaşlandıkça <laughs> daha da performansım artıyor gördüğünüz gibi. Yayından yayına çalışan Yani yaşım ilerledikçe birazcık daha rahat çalışırım diye düşünüyorum. Haftada 7 gün çalışıyorum. Bakalım nereye gidecek bu iş böyle. Alonso'yu çok iyi Bırakılmıyor anladım. da galiba biraz da. E, Bırakılmıyor işte koltuk sebep. <laughs> Alışkanlık diyelim biraz da. Rutin. Bu şeyi çıktı ya işte Alonso'nun ilk ve son podium arasındaki evet. süre. E, o kadar büyüdü ki en çok arada süre geçen ve iki podyum kazanan sürücü oldu. Tam da toparlayamadım galiba. 2003 Malezya ve 2023 Hollanda. E iki yani ilk galibiyetiyle son galibiyet arasında en çok süre olan pilot şu anda e 20 yıl 5 ay 4 gün. Yani şey podyum olarak mı bu? Evet, podyumu. Evet. Yani <laughs> bir de arada verdiği bir ara da var aslında bakın emekliliği de var ama. Evet, evet. Ya yani Orada indikar zamanı aynen. bir şey aldı. Bir indikar, yani, yani çok iyi bilmiyorum oraları da. Orada kazandıysa kazanmıştır. Da o dahil yani Formula 1'deki podiumlar arasındaki Hı -hı. zaman bu. Daha önce bunu en çok kazanan da Schumachermiş ermiş 20 yıl. 3 ay 2 günle beraber... ...o da 92 Meksika ile... ...işte Avrupa yarışı... ...2012 <laughs> arasındaki zaman dilimi... ...biz Kanada'dan beri... ...podyuma çıkmadığı için... <laughs> e, yani ...Fernando Alonso... Evet. ...o arada şimdi yakalamış hemen... <laughs> ...tekrar podyumu görünce bu başarıyı da... ...elde etmiş oldu. Yani Fernando ile alakalı burada Hamilton'a biraz bağlayacağım... Hani Mercedes tarafı biraz daha... ...şey yapabileceğini düşünüyordu aslında... Hani ...ikinciliği vesaire en kötü zorlayabileceğini evet. ama... Yani dün Fernando'nun e, performansına bakınca da çok da öyle olur muydu emin olamıyorum. Yani muhtemelen podyumu son basamağı zorlanırdı ama Aslan'la beraber Fernando Alonso'ya biraz farklı bir boyuta ulaşmıştı orada. Evet. E çünkü... Yine zorlanırlardı yani. Evet muhtemelen. Yani özellikle bu tip stratejik kararlarla beraber daha da fazla zorlanırlardı yani. Bence bakınca. de. Bakınca. E, bir de Pierre Gasly konuşalım. E, P12'ye başlamıştı aslında evet. ama e, podyumda da... E, Kendini buldu. Yani gelişen şartlar karşısında <laughs> hep hazırlıklıydı <laughs> e, Perez'in de cezası beraber. Alp'in ilk podyumu o açıdan <laughs> da önemli e, ve iki sene sonra yeniden e, podyuma çıkmayı başarmış oldu. Alp'in de bu sezon Monaco Ocon'dan sonraki evet. e, ikinci podyumu gelmiş oldu. Gazete performansı için ne söylersin? Valla yarışın başındaki kısmı gerçekten bayağı iyi değerlendiler. Özellikle Joe onu çok iyi değerlendirmişti hı hı. Alfa Romeo ama onların çok nefesi yetmedi. Ne yani Alpi'nin hep konuşulan şey işte güç ünitelerinin çok sıkıntılı olduğuydu. İşte Aero'ya bağlı pistte değişken koşullarda da bu sefer iyi bir hani stratejide en azından batırmayınca ortalama bir şey yapınca ne kadar iyi bir durum ortaya çıkabileceğini gördük bence Alpine'de. Mesela yarışın başında... bloklarda muhtemelen o hata yapılmasa ve tabii bir de ...aracının hasarsız olması lazımdı. Biraz çok oydu buyduya kaçtı iş ama... <laughs> e, Ferrari'den de benzer bir şey görebilirdik. Hani Gazze tarafında bence... E, ...Avustralya'daki o kırılmadan sonra çok ihtiyacı vardı Pierre'in bu podyuma. Çünkü orada da çok iyi sonuca koşarken iki araçla beraber... ...ikisinin de birbirinden saçma hatasıyla evet. yarış dışı kalmışlardı. Ya Pierre'in kariyeri bakınca biraz dalgalanmaya başladı aslında... ...geçen seneki Alfa Tauri macerasıyla ama... E, bu noktada biraz daha sanki Alpino istediği istikrarı getirebilecek sürücü o ok konudan ziyade Gazi gibi duruyor. Çünkü e, şimdi Esteban'ın biraz daha bakınca tam Monaco'daki bir podyum var vesaire ama geri düştü mü de çok geri düşüyor bu sefer. Hani Biz Gazi'nin bu sene de de çok fazla görmüştük onu bir şekilde 7'ye 8'e kendisini atmaya çalışıyordu. Hı hı. Biraz fazla da sorun yaşadı ama e, Pierre için özellikle takıma kendisini iyice böyle adapte edebilme noktasında çok önemli bir podyumdu. Yarış içerisinde Sainz'a bir mücadelesi vardı onda. ile de çok evet. iyi mücadele etti. O, o bence kritik bir eşikte yarışın başına Sainz'a verdiği mücadele. Hani her ne kadar devamlı yine bir şekilde geri düşüp tekrar öne geçse de e, şunu da yapabilirdi sonuçta tamam ben Ferrari'ye tam savunmamı yapmayayım. Geçsin lastiklerimi korumaya bakayım da diyebilirdi. Ama bence orada da güzel bir duruş gösterdi Pierre. olması güzel göründü. Etkileyici yani. Evet, ben, orada bence doğru bir karar verdi yani. İyi bir iş ortaya koydu diye işte, düşünüyorum. Ya ben benim beğendiğim bir sürücü aslında. Yani daha da potansiyeli var gibi görünüyor. Böyle hani iyi araç, istikrarlı araç kombinasyonunda daha iyi şeyler yapabilir de görünüyor ama işte hani sonuçta hikayenin akışıyla beraber onun performansı söylediğin gibi dalgalanmaya müsait evet. oluyor. Birkaç sezonda öyle geçti. Ama hala gidecek yeri var gibi görünüyor bana. Ya var. Biraz daha gazlı artık şey olacak muhtemelen. Orta sıra, sıranın kurt pilotu. Direkt evet. ha, oraya doğru evrilecek gibi duruyor. Hani e, o konuda Gazze ikilisi o yüzden bence hani Alpine'in bakınca tam ortalama iyi bir sürücü kadrosu kurdular. Ha, Fernando Alonso'yu elde tutmak varken niye böyle bir yola gidersin? O da ilginç açıkçası Alpine'in yaptığı ama... Yani orta sıra takım olarak bir gelişim kat etme yolunda. işte evet. 2019 Ay, McLaren tarzı bir, şeydi, bir şey olur gibi. Alonso bir yıllık kontrat evet, veriyorlardı. Evet. Alonso Yaşından da ona dolayı. Evet. <laughs> Bilmiyorum artık Sokrates sen de bunu bir de... <laughs> sonradan pişman oldun. Şey, Yaşından evet. dolayı o çok sıkıntı evet, olmuştu. Evet. Ama saçma bir tercih olduğunu bir kez daha gösterdi yani bence Fernando'da bakınca. Evet bence de. Eee çok kısa Albon'u da konuşalım. Yani bu Bence hafta mi? olmuş evet. olduğu e, 4 puan takım için de çok kritik. Toplamda da 15 puanı yani yakalamış oldu. E, bir şekilde hani Williams'la ilgili iyi işaretler var. Bir süredir zaten üzerine Hı -hı. konuşuyorduk aradan önce de. E, ama nihayetinde Haas, Alfa Romeo Williams. Williams'ın oradan çıkmasını sağlayacak e, kişisi evet. oldu Albon aslında. <laughs> Ve bu yarıştaki hani özel performansı da zaten kendisine yer açmaya değer. Kesinlikle bir de orada da şey de var hani Williams Biraz daha belki biraz fazla vurdum. <gülüyor> <gülüyor> e, Williams biraz böyle düzgün bir strateji yapsa muhtemelen Albon için işler biraz daha iyi gidebilirdi. Yani tamam e, 40 küsür tur softlarla gitti ama o ilk pite gelen grupla beraber içeri gelse belki de Perez'le birlikte pite gelse Peki daha farklı şeylerde konuşuyor olabilirdik. Peki o zaman bu yani. performans gelebilir miydi Albon'da? Gelir de gibi ya o albonda işte o Verstappen'e diyoruz ya geriden yükseleceği zaman evet. o şeyi veriyor hani galibiyet güvenini. Bence albonda o güveni verdi artık. Yani bir şekilde 40 turda o lastiklerle gitse, 10 turda, 20 turda gitse o performansı verecek gözüyle bakıyorsun Alex içinde. Evet, güzel bence de. Evet ama o değişken koşulları yine de hani takımı her ne kadar pite almamış olsa da bence çok iyi kullandı. Yani 42 43 tur o soft lastiklerle gitmek ve belirli bir süresinde ıslak zemine gitmek aslında kuru zemine evet, evet. bambaşka bir iş ortaya koydu orada Alex. Yani on ilk 10 tur falan zaten yağmur etkisiyle geçti. Felaket bir yağmur vardı evet, bize hani evet. bakınca yani az da değildi. Evet evet. Yani Albon o yüzden e, şu an aslında McLaren performansında olan bir araçta olsa çok çok iyi, çok iyi olur gibiydi evet. ya. Hani piyasının olmadığı tandemde Lando'yla birlikte olmalarını isterdim ben McLaren'den. Evet, <laughs> Sen efendim. ne dersin ama. Doğru söylüyorsun. Yok evet güzel. Aslında Piastri'nin hani e, hala Çaylak olduğunu düşünürse ben kötü olmadığını düşünüyorum performansını ama Albon'u beğeniyorum ben de. Yani daha iyi bir aracı ya Ben devrecilikten dolayı söylüyorum. Oscar <laughs> 2001'li o da yani. <laughs> yani Oscar'a da o yüzden bir hani şeyim var benim de sempatim var yalan yok. Hani eğer Oscar olmasaydı bir başka X kişisi olsaydı orada görmek isterdim mesela ben de Alex'i ama haklısın yani Bambaşka bir şey var Albon'unda. Evet o evet. Yani o yani 44 tur geçirirken gerçekten 4 mevsim falan döndü o sırada. Bizde. <laughs> Adam gitmeye devam ediyor yani normal uzun yol gibi. yani takım arkadaşının da bence biraz psikolojisini bozuyor Albon. Yani tam yani küçük bir maxlik yapıyor orada. Çünkü hani Ferstapen'in için nepo dönüyor işte takım arkadaşlarını yok ediyor falan diye. Albon'da da aynı şey var yani. Tamam Sargent alttan gelirken böyle çok büyük bir hype'la gelmedi. İşte F2'de ortalama bir pilot olarak, ortalamanın bir üstü olarak geldi aslında bakınca ama yani sarjant bir türlü o istediğini bir yandan veremiyor aslında çok iyi bir hafta sonu geçiriyordu o da kazaya kadar. Evet. Bilmiyorum ne kadar doğru ama sanırım onda bir arıza tarzı bir şey varmış direksiyon yarıştaki hidroliğinde. Yarıştaki hidrolikle evet, ilgili evet, oldu. hidrolikle söyleyeyim. alakalı yani sorun. Yani e, hafta sonu yarıştan önceki kazası hani biraz daha Hı -hı. hata gibi görünüyor ama bu yarıştaki arıza evet. hidrolik problemiymiş. Yani o da bir yandan e, bence Sargent'ın da şeyini kırıyor. E, özgüvenini kırıyor bence Albon. Hani iyi sürerek, e, o zaman ezerek. Beraber oldukları dönemde bir şeyler öğrenmiş diyorsun. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Sonuçta oraları soludu. <laughs> ee, biraz Merkler'in de konuşalım istersen. 7 <laughs> ee, ve 9 bitirdiler. Aslında hani çifte puan... E, yani bu senaryoyu böyle sezon başında anlatsanız güzel bir sonuç evet, gibi evet. gelebilirdi ama... ...hani şimdi gitmek istedikleri noktaya bakıldığında... ...ve hani Norris'in de yarışa başladığı hı hı. grid pozisyonu düşünüldüğünde kötü bir sonuç oldu. Yarış başında herkes zaten şey net diyordu kafadan aslında Norris hani podium evet. yapar buradan alır diye o tempoyu görüyordu ama... ...işte ya biraz ee, yani her bir şeyin birleşmesine geldiği zaman... ...orta sıradaki takımlar özellikle işte McLaren olsun... Ferraris olsun. Hı hı. Hepsi patır patır dökülüyor gerçekten. Hani zaten onu düzgün yaptığın zaman bir şeyler düzenmeye başlıyor diyorsun ama hani en basit operasyonel tarafta ciddi bir sıkıntı doğabiliyor. Yani de yani değişen şartlar bu gibi evet. takımları zorluyor diyorsun. Ya, evet biraz daha bence fazla zorluyor çünkü şundan dolayı aslında yanlış anlaşılmasın takımlar arasındaki farklar çok çok daha az ön tarafa göre. <laughs> hani Red Bull benzeri bir hata. Mesela Red Bull Ferstepen'i Perez'den bir tur sonra mesela pita aldı ama Verstappen o farkı bir şekilde telafi edebildi. Ama orta sıradaki o yakınlık çok fazla olduğu için hata Evet yani en ufak bir hatanız dahi sizi çok fazla geri düşürebiliyor. Bir daha oradan rahat rahat kurtulamayabiliyorsunuz. E bir de yağmurlu hava DRS açık değil. Hı hı. E, DRS açık olmayınca daha da beter e, dökülüyorsunuz. Hani McLaren için bence biraz daha bu tam olarak hani Verstappen nasıl Bakü'den ders aldıysa çok fazla Verstappen videosu verdik <laughs> bugün ama. Yani... Yapacak bir şey yok. <laughs> e, McLaren için de bence bugün biraz barem alınması gerekiyor diğer yarışlarda. Çünkü kendileri açısından çok çok daha iyi olabilecek bir hafta sonu belki de bilemedin en kötü şartlarda 2-5 evet, yapabileceğin evet. bir hafta sonu 7-9 da bitiyor hani hiç kabul edilebilecek bir şey değil bence bu yani Alonso geçti Norris'i dedik ilk turda zaten Hı -hı. hani orada hemen pozisyonunu kaybetmişti ama de girmeyince Aynen. bir anda işte 15'e falan düştü evet. Albon da aslında bir ara öyleydi oradan yine biraz tırmandılar yani e, İyi toparladılar bence yine evet. Hani sonuç olarak evet sene başına bakınca veyahut da potansiyellerine bakınca diyeyim çok tatmin edici bir sonuç değil aslında ama oralardan bile iyi toparlanmış <laughs> diyorsun yani son sıralara doğru ilerlerken bir anda Hiç yoktan. Yani evet hiç değil. yoktan yine bence iyi kurtarlar ama McLaren için yine de e, kaza kurşunu denebilecek bir yarış olabilir bence çünkü önceki yarış hafta sonlarında e, bir iki istisna hariç çok güzel performanslar da ortaya koydular hani onların o sıçrayışı hani takımın aslında neler vaat ettiğini de gösterdi hani o McLaren podyum çıkarması net gerekiyordu bence. Ama yine de bir tık onlar için en azından bir kaza kurşunu olarak nitelendirebiliriz bence. En azından evet. Yani o şeyleri oldu ben biraz. O kredileri oldu gibi birazcık. Ee, bir ufak yani kapatmadan zaten bir de enlerden bahsederiz <laughs> de şey, e, Bottas Bottas'la ilgili neler söyleyeceksin? Ha evet. Ee, ya Valtteri <laughs> de bence biraz Alfa Romeo istediğini bulamadı. Alfa Romeo sahibi pek istediğini bulamadı gibi Bottas'ta. Ya takdir edersin evet, geçen evet. sene çünkü geldiğinde... Botas artık emeklilik şeyine doğru e, Çok aktı. o kafaya girmiş gibi ya. Dur, onun da geçtiğimiz günlerde doğum günüydü de ona bakacağım. Dün, dün müydü? Galiba, dün müydü galiba öyle, öyle bir, bir şeydi galiba. Çok yakın bir tarihte diye hatırlıyorum ama... Yani geçen seneye bakınca... E, 28 Ağustos evet. dünmüş. Dün. O da 34 yaşına <laughs> gelen. Artık yavaş yavaş... Ya filmlerde bu çok oluyor. İşte Raikkonen ne oldu en son? Ondan önce Mika da biraz erken bıraktı aslında bakınca. Yani Bottas'ı ilk takımı alırken Sauber hani takıma öncülük etsin. Biz bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemini en iyi şekilde atlatalım diye bakıyordu. E, araç iyi durumda değil. Bottas hiç iyi durumda değil. Yani dün mesela biraz yolunu ve hedefini kaybetmiş ve artık tamam ya gibi evet. hissetmeye başlamış gibi görünüyor. Hani par, paramı da alıyorum. Hani aracımı da sürüyorum. Yani tam olarak Raykonen tarafına girdi evet. gibi oldu bence biraz orada. Hani işte yarışmaktan keyif aldığı için orada gibi duruyor Bottas. Geçen sene ilk geldiğinde dediğin gibi daha iyi bir senaryo vardı. Çok iyi performans evet. gösterdiği bölümler de olmuştu yani. O sanırım biraz şeye de bağlı. Hani orada çok etkisi vardır onda da. Yani Aracı iyiyken geçen sene o performansı verdi. Evet. Ama e, biraz da hani iş sana düştüğünde böyle araban iyi değilken ekstra bir şeyler yapman gerektiği zaman Bottas'tan çok onu görmedik. Evet, çıkmadı. Yani o yüzden e, şu an Alfa Romeo'nun ikilisi için de bence biraz <laughs> bir bilinmezlik var. Zaten Joe için de hep şey deniyor. Hani Joe sözleşme uzatmak istiyor ama daha Sauber yanıt vermedi deniyor hep. Bottas'ın da sözleşmesi bittikten sonra bence çok tutulacağını sanmıyorum. Bana da yok öyle görünüyor hani şu anda. Bir bakmışsın Siz hatta. Sezon kalanında ekstra bir şey çıkmazsa evet. yani. yani. Muhtemelen de çok olmaz gibi. yani Carlos Sainz için de bir şeyler konuşuluyor. Hani Audi öncesi sağ e oturtulup oradan devam edilmesi yönünde. Yani bilmiyorum. Audi ekstra bir kaynakla bir şeyle bottası gönderip sainte, Sainz'e erken mi oturtur? Öyle bir ihtimal olur mu? Sana gitmez diye umut ediyorum. <laughs> yani çok hakkını yendiğini düşünüyorum. Ben yine gayet iyi bir performans çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> ya şey bence bu sene evet Löklerden daha iyi. İstikrar açısından yani, da bakınca. çünkü hani çok hiç sahnede değil aslında. Yani herkes lökler konuşuyor. Löklerin bu kadar konuşuldu ve hani şey oldu bir yerde lökler kötü oldu <laughs> hiç söylemiyorum. Zaten esas problem Ferrari'nin kendisiyle ilgili de oradan da fena bir şey de çıkarmıyor aslında akışta. Ya yani evet ama biraz bence Ferrari tarafında iş dağılıyor. Yani şimdi Ferrari'de çok fazla sallanacak <laughs> söz söylenecek şey var. Birincisi evet. takımın kendisi. E ikincisi işte sürücülerin hata yapma payı. Ee, bu kadar azken hani daha az hata yapması gereken taraftayken hata yapınca daha da göze batıyorsun. Evet. E signs yapınca burada kendime de bir eleştiri yapıyorum. Daha çok göze, daha da göze batıyor çünkü geçen bu kadar sene var bir daha. hatalar silsilesinin olduğu yerde en çok konuşulan e, hatalı şeyin o olması yanlış bence. Biraz bence şeyin çok etkisi var. Eee Hatta direkt olarak bence ana sebebi o. Geçen sene sezonun ilk yarısında hani araç şampiyonluk ortaya <laughs> koyabilecek bir noktadayken Lökler hep öndeydi. Verstappen'le evet. savaştı, galibiyetler aldı. Sainz ortalıkta yoktu. İşte Avustralya'da spin atıyordu. Efendime söyleyeyim. Hani çok fazla bence hatası vardı. Aşırı o zaman. Evet yani biraz muhtemelen kendisine gereksiz zorluyordu. Bu zorlamaya da bağlı olarak hatalar çok fazla geliyordu. Bence onun etkisi daha çok. Çünkü Kalite farkı olarak bakınca kesinlikle evet Lökler e, Science'dan daha kaliteli ve daha hızlı bir sürücü evet. bunda hemfikiriz. Kesinlikle. Ama yani söz konusu laf söylemeye gelince de bir tık alt kademede olan sürücü olunca genelde lafları sen yiyorsun. Çünkü ama orada bence şeyin de etkisi var. Eee açıklamalarında açıklamalarının da çok etkisi var diye düşünüyorum. Hani çok fazla tamam evet özgüvenli olması gerekiyor zaten pilotların ama hani takımda senin görüldüğün yer ikinci pilotluktu geçen sene. Ama ona rağmen hani söylediği, verdiği demeçler de biraz antipati oluşturdu bir insanların gözünde. Ama bu kadar net de bunu hani bir ve iki demiyordu aslında. Öyle bir yere konuyordu. Zaten hep o lafı çok uzattılar yani ya, bizim birinci ya da evet, ikinci evet. pilotumuz yok diye. Binotto'nun gidişinde o hızlandırdı zaten. Evet, biraz öyle aktı. Neyse daha Sainz'ı lökleri <laughs> konuşuruz gibi görünüyor devamda. E, artık yavaş yavaş toparlayıp kapatalım. <laughs> e, şöyle bir enler yapalım. Öyle seçiyorduk haftanın alev atılanı. <laughs> Kim alev atarsın? Kümane atarım. Burada yani podyumundan kaynaklı ve uzun süre sonra podyum yapmasından dolayı halk gibi kamuoyu gibi ben de Alonso'ya atarım açıkçası. Yani beşincilikten böyle bir gördüğünüz bence önemliydi. Hani Gazi de denebilir ama ben Alonso derim. Yani ben de Alonso derim. Hı hı. Ama Gazi'nin de hakkını yiyormuşuz gibi hissediyorum ya biraz. İşte biraz of maalesef bu oluyor işin kabusu gibi oluyor. Evet yani. Hep <laughs> Yapacak bir şey Spot olabilir. ışıklarını Alonso çekince Alonso'ya evet. veriyorsun. Bir de alev bizim değil mi yani istediğimiz evet, zaman. <laughs> e, haftanın biraz şapşalı. Haftanın şapşalı. Bu arada zor bir soru bence çünkü çok Kişi fazla var. Kişi ya da var. takım da olabilir. Mercedes isteyebiliriz <laughs> <laughs> bence ya. Mercedes denebilir gibi ama direkt evet, olarak evet, Mercedes Evet bence ya. Mercedes kararlardan dolayı. Evet. Ve bu kadar kötü karar almaktan dolayı yani geç pite alıp üstüne soft yerine sert takmak falan Mercedes diyebiliriz bence. Bence de. Pek hala o zaman kapatıyoruz. Emre'cim tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. E, Sokrates GP'ye. <laughs> evet. i̇lk bölümümüzü gerçekleştirdik Emre Baltoğlu ile birlikte. Şimdilik veda edeceğiz ama hafta sonu Monza var. Monza'nın evet. ardından İtalyan bayraklarına burada <laughs> online olacağım. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben de tekrardan teşekkür ederim bu arada.